Profesör Messer'ın ücretsiz Comtia Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde genel konnektör tipleri, kullanacağımız ağ kablolarının konnektörlerinde göreceğimiz bağlantılar hakkında konuşacağız. Ve bunlar bölüm 2.2'den geliyor. Bu konnektör tipleri RG11, RG45, BNC, SC, ST, LG ve RS232. Şimdi bunları parçalayalım ve her birine ayrı ayrı bakalım. RS-232 ile başlayacağız. Bu terimi muhtemelen daha önceden de duydunuz. Çünkü bu 1969'dan beri var olan bir şey. Bu oldukça standartlaşmış bir şey. Orijinal ismi önerilen standart 232'dir ve RS-232'nin birçok farklı formatını görebilirsiniz. Bunlar RS-232 için en yaygın olarak 25 pinli ve 9 pinli bağlantılardır. Şimdi bu resimde paralel port var ve bir VGA portuna yani video portuna sahip. RS-232 kullanan seri port var. Bu 9 pinli bağlantıdır. O halde bu biraz karışıklık yaratabilir. Çünkü siz burada bir 25 pinli bağlantı ve bir paralel port bağlantısı göreceksiniz. Bunlar tamamen aynı görünüyorlar. Ancak aynı değiller. O halde kullandığınız aygıtların veya kullandığınız kabloların dokümantasyonunu kontrol etmeniz ve bunların RS-232 kabloları olup olmadıklarını görmeniz gerekir. Bu oldukça yaygın olan bir standart. Bunun modem iletişiminde ve aygıtlar arasındaki seri olarak daha yavaş iletişimde yıllarca kullanıldığını gördünüz. Bu gerçekten modemler ile trafiği gönderebilmek için tasarlanmıştır. Ancak bir süre sonra genişletilmiştir. Çünkü bu yazıcılar, fare ve hatta aygıtlar arasında kullandığınız noktadan noktaya ağ oluşturma için standartlaşmış bir formattır. Bugün bunu neredeyse her zaman bir konfigürasyon portu olarak kullanıyoruz. Eğer bir router'ımız bir switch'imiz veya ortamınızda yapılandırılması gereken herhangi bir tipte aygıtınız varsa genellikle bağlanabileceğiniz ve laptopunuz ve yapılandırmak isteyeceğiniz aygıtlar arasında trafiği ileri geri gönderebilmek için RS-232 standartını kullanan bir seri port bulunur. Uzun bir süredir var olan bir diğer A konnektörü de bir BNC konnektörüdür. Bu bir eş eksenli konnektör. Bu yüzden mevcut koaksiyel bağlantı üzerinde duruyor. Ve bununla ilgili bir güzel şey de bunun bir Bayonet tipte bağlantı olmasıdır. Yani üzerine bastırıp döndürüyorsunuz ve bunu yaptığınızda kilitleniyor. Kablolar ile uğraştığınız zaman bu oldukça önemlidir. Muhtemelen daha önceden bilgisayarınızdan kabloları çıkarttınız. Bu konnektör tipi bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Çok kolay bir şekilde bükülür ve yapılan işe göre oldukça güvenlidir. Bir Ethernet topolojisi olan 10Base2 için RG58 adı verilen bazı koaksiyel kabloları kullanıyoruz. Ve bunlar kendi üzerlerinde bu BNC tipi konnektörleri kullanmaktadır. O halde bu eski tarzdaki ethernetlerde BNC bağlantısının çok yaygın şekilde kullanıldığını göreceksiniz. Ne yazık ki bunlar çok sert ve büyüktür ve o zamanlarda yaptıkları işe göre bunlar harikaydı. Ancak çoğu zaman çekilerek gevşetiliyordu. Bunlar kendi tasarlanış amaçlarına göre iyi konnektörlerdi ve yaygın olarak kullanılıyordu. Bir ortamda yüzlerce, hatta binlerce aygıtta kullanılmak için çok zor hale geliyordu. Çünkü bu bağlantılar bazen gevşiyor veya tamamen kopabiliyordu ve daha sonra bu tip bağlantılardan dolayı tüm ağınız kopabiliyordu. Bu yüzden BNC ile bu tür problemler yaşanıyordu. Daha sonra başka tipte konnektörler ortaya çıktı. RJ45 adı verilen bir konnektör yaptık ve yaptığınız şeye bağlı olarak RJ45 ve RJ11 kablolarının her ikisini de göreceksiniz. Genelde bu RJ register jack için kısaltmadır. Ancak biz hiçbir zaman uzun ismini söylemediğimiz için bu RJ olarak biliniyor. Bu sadece jack'ı işaret etmiyor. Jack'ın içerisindeki kablo bağlantısı örüntüsünü de işaret ediyor. Ne yazık ki endüstride bunun kablo bağlantısının nasıl olduğuna bakmaksızın eğer 8 pinli olan bir konnektör tipi ise RJ45 diyoruz. O halde RJ45'i görebilirsiniz. Bunun içerisinde hangi tipte kablo bağlantısının kullanıldığını tekrar kontrol etmeniz gerekebilir. Çünkü genel olarak biz buna sadece RJ45 diyoruz ve görünenin altında ne olduğu hakkında düşünmüyoruz. RJ11 daha küçüktür ve aslında 6 bağlantıya sahiptir. Buna 6P4C diyoruz. Yani bağlayabileceğiniz 6 port olduğu anlamına gelir. Bunu görmek artık zor. Burada 6 bağlantı olmasına rağmen sadece 4 tanesini kullanıyordu. Bu yüzden bu 4 konnektör genelde bizim modüler telefon bağlantımız için kullanıldı. Sizin telefonlarınız bir RJ11 konnektörünü kullanır ve bunların içerisindeki kablo bağlantısı RJ45'e göre biraz farklıdır. Bu 8 pozisyona sahiptir. 8 konnektör Ethernet bağlantısı vardır. Burada 8 pozisyon var, 8 bakır bağlantı var ve 8 konnektör kullanılıyor. Biz konnektörleri her olası tekli pozisyonda kullanıyoruz ve çoğu zaman bunu Ethernet ile veya bazı genel A kablo bağlantısı tipleri ile görüyorsunuz. RJ45'i daha fazla görürüz. Bunlar biraz farklı. RJ45, RJ11'e göre biraz daha geniştir ve eğer çok fazla beceriye sahip değilseniz ve bir aygıta bağlamaya çalışıyorsanız, ki bu bir modem veya A bağlantısı olabilir, çok dikkatli olmanız gerekir. Çünkü bazen bir ethernet portuna telefon bağlantınızı takmış olabilirsiniz. Ve bunun sisteminizde yanlış bağlantıya takılmasından dolayı çalışmadığını görebilirsiniz. Fiber ağ bağlantıları daha değişiktir. Fiber konnektörlerin çok değişik tipleri bulunmaktadır. Bir tanesi şirket tipi ağlarınızda fiber konnektörlerin orijinal tiplerinden olan ST yani straight tip, düz uçdur. Bu fiberlerin bu düz uçta yapıştığını göreceksiniz. Ve bu genelde kendi üzerinde bir bayonet tipinde konnektöre sahiptir. Bunu takıyorsunuz. Döndürüyorsunuz ve yerine oturuyor. Ne yazık ki bu çok fazla alana gereksinim duyuyordu. Ve hangi tarafın gönderim, hangi tarafın alım için olduğunu karıştırmak çok kolaydı. Bu yüzden başka tipte konnektörler ortaya çıkarttık. Siemon şirketine ait oldukları için bunlara Siemon konnektörleri deniyordu. Ve bunları SG konnektörleri olarak adlandırdık. Bunlar ayrıca abone konnektörleri için de kısaltma olarak kullanıldı. Bunlar bir de standart konnektörler olarak adlandırılabilirdi. Ancak bu SC, bu önemli bir tip ve bunlar arasında giden küçük kilitleme klipsine sahip olduklarını görebilirsiniz. Bu yüzden bunu gönderim ve alım tarafında takabilirsiniz. Sadece takın ve bunu çıkarttığınız zaman hangi tarafın gönderim ve hangi tarafın alım olduğunu karıştırmayacağınızı bilirsiniz. Ancak ST konnektörü çok fazla yer tutuyordu ve bu yüzden biraz daha küçük konnektörler olan ve LG adı verilen konnektörleri ortaya çıkarttık. Lucent adlı bir şirketten olduğu için Lucent konnektörleri diyoruz. Bunlara ayrıca lokal konnektörler adının verildiğini de duyabilirsiniz. Neredeyse her zaman şunu duyarsınız. Bir LG tipi konnektöre ihtiyacım var. Aynı bağlantıya sahipti. Bunların çok sıkıca sarıldıklarına dikkat edin. Bunlar birbirlerine bağlanmış bir çiftti ve SD ya da SG konnektörleri nazaran daha az yer kaplıyorlardı. Bugünlerde gördüğümüz çok küçük bir bağlantı tipi daha var. MTRG yani Mechanical Transfer Register Jack ifadesi için kullanılan bir kısaltma. Bu MTRG tipi bağlantı muhtemelen bugünlerde en yeni ekipmanlarda en yaygın olarak kullanılan tip ve A bağlantılarımızda çok az yer tutuyor ve tek bir ekipman parçasından birçok farklı fiber konnektörlerini yerleştirmemize izin veriyor. Şimdi ağlarımız için bağlantı tipleri ile ilgili neler gördüğümüze bakalım. İlk sorumuz hangi konnektör bugünlerde ağ oluşturmada en yaygın olarak görülüyor? Burada neredeyse gittiğimiz her yerde görebileceğimiz bir tip vardı. Ve bu RJ45 bağlantısıydı. Bu home office küçük, orta veya büyük şirket ağlarında görülen bir şeydir. Hangi komünikasyon konnektörü 1969'da standartlaşmıştır? Hatırlayacak olursak o zaman çerçevesinde bildiğimiz bir konnektör tipi vardı ve bu bir RS232 idi. Bu 1969'da olduğu gibi bugün iyi mükemmel şekilde çalışan bir standart bağlantıdır. Ve son olarak hangi konnektör tipi 10Base2 TINnet'te kullanılmıştır? 10 2 Ethernet bağlantıları için standartlaşmış bir bağlantı tipi vardı ve buna BNC diyorduk. Eğer herhangi bir 10Base2 ile daha önceden çalıştıysanız çok üzgünüm ama bu aygıtlarda bir 10 base 2 BNC bağlantısını kullanacağınızı bileceksiniz. Burada konnektör tipleri hakkında bilmemiz gerekenleri özetledik. rg 11 ve RJ45'i gördük. BNC hakkında konuştuk. Birçok fiber bağlantısını SC, ST ve LC gördük. Ve ayrıca 1969'da standartlaşan RS-232 bağlantısını gördük. Daha fazla Network Plus videosu izlemek, mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com